Merhaba değerli hocam. En deneme deneme kulübü Z takımı Türkiye geneli AYT biyoloji sınav sorularını birlikte çözeceğiz. Sadece ben değil Z takımındaki diğer kıymetli hocalarım da sınav sorularını kendi kanallarında çözecekler. Oynatma listesini kontrol edebilirsin. Hazırsak sorularımızı çözmeye başlayalım hocam. İlk sorumuz sinir sistemiyle ilgili. Diyor ki sağlıklı bir insanın vücudunda bulunan duyu ve motor nöronlar için hangisi ortak olamaz demiş. A şıkkına bakalım. Ara nöronla sinaps yapma. Biliyorum ki duyu nöronları impulsları ara nöronlara, ara nöronlar da motor nöron onlara aktarıyorlar. Yani hem duyu nöronu hem de motor nöron ara nöronlar sinaps yapar diyebilir miyiz? Diyebiliriz. B şıkkı şıvan hücreleri tarafından oluşturulan miyelin kılıf bulundurma. Hocam duyu ve motor nöron çevresel sinir sisteminde görev alıyorlar ve şıvan hücreleri bu duyu ve motor nörona miyelin kılıf sentezi gerçekleştirebiliyor hocam. B şıkkı için de doğrudur dedim. Uyartının taşınmasında sodyum potasyum pompasının görev yapması hem duyu nöronu hem de motor nöron uyarıları iletirken impuls oluşturuyorlar, enerji harcıyorlar. Bu olaylarda polarizasyon, depolarizasyon, repolarizasyon sonrasında sodyum potasyum pompası çalışarak nöronu tekrardan polarize hale getiriyor. Yani sodyum potasyum pompasının çalışması iki nöron içinde ortaktır. D şıkkı duyu organlarında bulunan çeşitli reseptörlerden uyarıları alan kimdir dersek bunlar duyu nöronlarının görevidir. Motor nöron bu duyu organlarındaki reseptörlerden uyarı almıyor hocam. E şıkkı hücre gövdesi dendrit ve akson kısımlarında nörofibriller bulundurma. Nörofibriller gelen uyarıların aktarılmasına yardımcı olan yapılardır. Hem duyu nöronunda hem de motor nöronlarda nörofibriller var ama dediğim gibi duyu organlarındaki reseptörlerden uyarıları alan duyu nöronlarıdır. Doğru cevabımız D seçeneğidir hocam. Nükleik asitlerle ilgili güzel bir soru. Diyor ki DNA polimeraz aktivitesi artan bir hücre için yani DNA'nın eşlenmesini sağlayan DNA polimeraz enzimi çalışan bir hücre için hangileri doğrudur demiş. 1. DNA eşlenmesi gerçekleşmektedir. Evet hocam DNA kendini eşliyordur. Biz buna replikasyon ismini veriyoruz. Protein sentezi gerçekleşmektedir. Hayır hocam bunu diyemem. Niye? Burada RNA polimeraz enzimi çalışsaydı bir RNA mRNA sentezi olur. Dolayısıyla protein sentezi yapılır diyebilirdik. Ribozom organelinin sayısı artmaktadır. Ribozom RRNA, ribozoma RNA taşıyor. Yani buradaki enzimimiz RNA polimeraz enzimi olsaydı ribozomun büyük ve küçük alt birimleri üretilir diyebilirdik hocam. Bu da DNA polimeraz aktivitesiyle gerçekleşmez. Hangileri gerçekleşir, hangileri doğrudur denildiği için doğru cevabımız yalnız bir yani A seçeneğidir değerli hocam. 30. sorudayız. Sindirim sistemiyle ilgili bir soru. Vücuda alınan besinlerin kullanılmasında sindirim sisteminin rolü aşağıdaki hangisinde verilmiştir diyor. Yani sindirim sisteminin asıl amacı nedir? Ne işte meşguldür diye sorarsak. 1. İhtiyaç fazlası olan besinlerin depolanması sindirim sisteminin görevi değildir hocam. Bize besinlerin parçalanması ile ilgili bir öncül lazım. B şıkkı besinlerin hücreler tarafından kullanılabilecek boyuta getirilmesi. Ağzımızda fiziksel ve kimyasal sindirim var. Midemizde ince bağırsakta benzer şekilde besinler parçalanıyor ki bu moleküller hücreler tarafından kullanılabilir hale getirilsin. Dolayısıyla sindirim sisteminin rolü budur diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. Sindirilen besinlerin vücuttan uzaklaştırılması da sindirim sisteminin görevi. Evet ama asıl rol bu değildir hocam. Besinlerden daha fazla enerji edilmesi yine hocam bu da sindirim sisteminin görevi değil. Besinlerin hücrelere taşınması kimin görevidir diye sorarsak bu olay dolaşım sisteminin görevidir. Bize hangisi sindirim sisteminin rolüdür diye sorulduğu için doğru cevabımız B seçeneğidir değerli hocam. 31. sorudayız. Boşaltım sistemiyle ilgili bir soru hocam. Böbreklerde nefron kanallarında ilerleyen sıvıda K maddesinin miktardaki değişim verilmiş. Burada K maddesinin glomerulustan Bowman kapsülü geçtiğini, daha sonra nefron kanalına girdiği zaman miktarının azaldığını, daha sonra arttığını ve miktar olarak bir kısmının vücut dışına atıldığını görebilirsin hocam. Yani Bowman kapsülüne süzülen miktardan bir miktar daha az miktarda değerli hocam nefron kanalına çıktığını görüyoruz. Buradaki fark vücuda emildiği anlamına gelebilir. Şimdi bu madde hangileri olabilir diye bize soruda sorulmuş. İki farklı madde istemiş bizden. İlk olarak bu maddenin besin olmamasını bekliyoruz. Yani glikoz gibi, amino asit gibi bileşiklerin olmamasını bekliyoruz. Neden hocam? Çünkü glomerulustan Bowman kapsülüne geçen glikoz gibi, amino asit gibi besinler ne olur proksimal tüpte aktif taşıma ve pasif taşıma yöntemleriyle kana geri emilir. Yani glikoz ve amino asitlerin bulunmuş olduğu öncüleri ne yapabiliriz? Eleyebiliriz hocam. Glikozun olduğu kısımları eledim. Peki su molekülü olduğunu düşünebilir miyiz bu molekülün? Olabilir hocam. Niye? Su molekülü glomerulustan Bowman kapsülüne geçer. Proksimal tüpte emilim olur. Henle kulbunun inen kolunda geri emilim gerçekleşiyor. Kana emilim gerçekleşiyor. Daha sonra distal tüpte de benzer şekilde. Hatta idrar toplama kanalında da suyun emilimi gerçekleşiyor. Dolayısıyla su molekülü olacağını söyleyebilirim. Hocam peki üre molekülü olabilir mi diye soruyorum. Diyorsun ki evet hocam. Üre molekülü idrar toplama kanalında suyla beraber ne oluyordu hocam? Emiliyordu ve ürenin %50'sinin emildiğini biliyoruz. Yani bu molekül kim olabilir diye verilmiş hocam sorumuzda bizde. Doğru cevabımız su ve üre yani C seçeneğidir. Bu sorumuzun cevabı değerli hocam. 32 nolu insanda üreme sistemiyle ilgili bir soru hocam. Bir şibreyde bir hormonun salgılandığı yer ve etkilerini göstermek için bir şema hazırlanmış. Burada hipotalamusun GnRH hormonuyla hipofiz bezini uyardığını
hipofiz bezininde üreme sisteminin çalışmasına etkili olan luteinleştirici hormonu ürettiğini görmüşsünüz hocam. Diyor ki bu LH hormonu ile ilgili şemada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi ikisi birlikte yazılabilir demiş. Yani LH hormonu neye sebep olur demiş. LH hormonu biliyorsun ki insanda üreme sisteminde ovülasyon sırasında miktarı artan bir hormondur. Bu sayede folikül içerisinde bulunan yumurta nereye atılır dersek fallop tüpüne atılıyor. Fallop tüpüne yumurta atıldıktan sonra bizim folikülümüz yağ biriktirerek sarı cisim adını verdiğimiz yapıyı oluşturuyor. Yani LH hormonu etkisiyle hangi olaylar gerçekleşebilir? Boş bırakılan yere hangi etkiler yazılabilir diye sorulmuş. Cevabımız ovülasyon arayalım hocam seninle beraber. Ovülasyonları görüyorsun. Bir de ne demiştik? Bir de hocam sarı cisim adını verdiğimiz korpus luteum oluşması LH hormonu etkisiyle gerçekleşen olaydır hocam. Doğru cevabımız E seçeneğidir kıymetli hocam. 33. sorudayız hocam. Biyoteknoloji ve gen mühendisliği ile ilgili kök hücrelerle ilgili güzel bir soru sorulmuş. Aşağıda embriyonik kök hücrelerin iskelet kasına, nöronlara, bağırsak iplerine, karaciğer hücrelerine, kalp kasına dönüşebildiği gösterilmiş. Bu embriyonik kök hücrelerle ilgili hangileri doğrudur diye soru bize sormuş hocam. Birinci öncülümüze bakalım. Embriyonik gelişimin blastosist aşamasındaki hücrelerden elde edilirler. Doğru hocam, biliyorsun ki blastula evrelerindeki hücreler morula evrelerindeki hücrelerle beraber her hücreye dönüşebilme potansiyeline sahip olan hücrelerdir. Buradaki hücrelerimiz embriyonik kök hücrelerimiz gelişimin blastosist aşamasındaki hücrelerinden elde edilirler ifadesi için doğrudur dedim. İkinci öncü mitoz bölünme ve farklılaşma yetenekleri fazla olduğu için diğer dokulara ne yapabiliyor hocam? Dönüşebildiğini söyleyebiliriz. Üçüncü öncü çekirdeklerinde bulundukları genlerin tümü aktif olduğundan farklı hücre tiplerine dönüşebilecek potansiyelleri var mıdır? Vardır hocam. Embriyonik kök hücrelerimiz diğer dokulara dönüşebildiği için tüm genlerin aktif olduğunu söyleyebiliriz. Bu sayede diğer dokulara ve organlara ne yapabilir? Dönüşebilir hocam. Son öncü doku uyumu görülen bireylerde hücre kültüründe istenen hücrelere dönüşmesi sağlanarak doku hasarına bağlı hastalıkların tedavi edilmesinde yine kimi kullanabiliriz? Bu embriyonik kök hücreleri kullanabiliriz hocam. Hangileri doğrudur diye sorulmuş. Hepsi gördüğümüz üzere doğru verilmiş. Doğru cevabımız 1, 2, 3, 4 yani E seçeneğidir değerli hocam. 34 nolu sorumuz protein sentezi ile ilgili bir soru. Diyor ki mRNA hücrelerindeki bitiş kodonlarına sonlandırıcı protein bağlandıktan sonra yani UAC, UGA, UAN bulunduğu kısma bir sonlandırıcı protein geldikten sonra hangi olayların meydana gelmesi beklenir diye sorulmuş. Birinci öncü polipeptid zinciri ile tRNA arasındaki bağ koparılır. Evet, neden? Çünkü protein sentezi sonlanmıştır. Artık polipeptid üretilmiş demek hocam. İkinci öncü mRNA'nın ayrılmasıyla ribozomun büyük ve küçük alt birimlerinin de birbirinden ayrılması gerektiğini biliyoruz. Protein sentezinin bitmesi anlamına geliyor hocam. Son öncü polipeptid zincirinde amino asitler arasındaki peptid bağlarının yıkılması bu olay gerçekleşmez. Niye diye sorarsan zaten yeni bir polipeptid sentezledik. Biz protein sentezini tamamlamış olduk. Bir daha üretmiş olduğumuz proteini ne yapmıyoruz? Parçalamıyoruz. Bu olayla polipeptid zincirindeki amino asitler arasındaki bağlar koparılmaz. Hangileri meydana gelir diye sorulmuş. Cevabımız 1 ve 2 yani G seçeneğidir değerli hocam. 35. sorudayız. Canlılarda enerji dönüşümleriyle ilgili bir soru hocam. Elektron taşıma sistemi olaylarının hangilerinde görev yapar demiş. Biz elektron taşıma sistemini ETS diye kısaltıyoruz. Aerobik solunumda elektron taşıma sistemi görev alıyor mu hocam? Evet hocam. Elektron taşıma sisteminde görev alan enzimler yardımıyla, moleküller yardımıyla ne yapıyoruz? ATP üretimi gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde anaerobik solunumda da yine kimin kullanımı var? Elektron taşıma sisteminin kullanılması gerçekleşiyor. Kemosentez olayında da yine elektron taşıma sistemi yardımıyla ATP üretimi gerçekleşiyor. Ama hücrelerde fermentasyon olaylarında elektron taşıma sistemi kullanımı görülmüyor hocam. Fermentasyon, etil alkol ve laktik asit fermentasyon olmak üzere iki çeşit. Bu olaylarda glikoliz ve son ürün evreleri var. Burada elektron taşıma sistemi kullanılmıyor hocam. Peki bir beşinci öncül yazmaya kalksaydık ne yazardık buraya? Fotosentez deseydik olur muydu? Evet hocam, fotosentezde de ışığa bağlı evrede ETS kullanımıyla ATP üretimi gerçekleşiyor. Bu soruda doğru cevabımız ne olur diye sorarsak 1, 2, 3 yani doğru cevabımız E seçeneğidir değerli hocam. 36 nolu soru dolaşım sistemiyle ilgili çok güzel bir soru verilmiş hocam. Yan tarafta dolaşım sistemindeki damarları ve bazı organları görüyorsun. Burada diyor ki hocam kalpten çıkan işaretle iki farklı alveolün 1 ve 2 yolları izlediği tespit edilmiş diyor. Dikkat etmeni istiyorum. Hepsi kalpten çıkıyor. Bir yoluyla ne yaptığını beraber bakmanı istiyorum. Kalpten çıkıp nereye gitmiş hocam? Bir yoluyla gördüğünüz üzere önce bağırsaklara gitmiş 4'e. Daha sonra bağırsaklardan kapı toplar damarından karaciğere geçmiş. Karaciğere geçtikten sonra alt ana toplar damarla tekrardan kalbe dönmüş. Yani gördüğünüz üzere bir büyük dolaşım gerçekleşmiş. İkinciye bakmanı istiyorum. Kalpten çıkıp değerli hocam 2'ye gitmiş. 2 burada kim? Akciğer fark ettiysen. O zaman kalpten çıkıp akciğer atar damarıyla akciğere gitmişiz. Akciğer toplar damarıyla kanı temizleyip kalbe geri dönmüşüz. Daha sonra ne olmuş diye sorarsak kalbe döndükten sonra 1'e yani başa gitmişiz. Büyük dolaşım yapmışız. Büyük dolaşımla üst ana toplar damarla kalbe dönüp tekrardan ne yapmışız? Dolaşımı tamamlamışız. Yani ikinci yolda hem küçük dolaşım hem de büyük dolaşım gerçekleşiyor. Şimdi bunları öğrendikten sonra baktıktan sonra hangisi yapılamaz diye soru bize
bize sormuş. Öncülere beraber bakalım. Bir de al yuvar büyük dolaşım yapmıştır diyor. Bakıyorum bir de nereye gitmişti? Kalpten çıkan al yuvarımız bağırsaklara, karaciğere gidip kalbe döndüğü için büyük dolaşım yapmıştır diyebilirim hocam. İkinci öncül, ikide al yuvar hem büyük hem de küçük dolaşım yapmıştır diyor. Evet, biraz evvel söylemiştik. İkideki al yuvarımız hem akciğere gittiği için hem de başa gittiği için büyük ve küçük dolaşım yapmıştır diyebilirim hocam. Buna da evet derdim. Üçüncü öncül, C şıkkına bakalım. Bir de al yuvar kapı toplar damarından geçmiştir diyor. Bir nolu yolumuzda bağırsaklardan karaciğere gittiğimizi biliyoruz. Burada görmüş olduğumuz damarımız kapı toplar damar. Dolayısıyla kapı toplardan da geçmiştir. D şıkkına bakmanı istiyorum. Bir de al yuvarın oksijen delişimi artmıştır diyor hocam. Birdeki izlediğimiz yolda biz ne yaptık hocam söyleyelim. Nereye gittik? Bağırsaklara gittik, oradan karaciğere gittik. Bu izlediğimiz yolda oksijenle zengin olan kan ne oluyor? Bağırsaklara ve karaciğere geliyor. Buraya geldiği zaman oksijeni bırakıp yerine karbondioksit alıyor. D şıkkında diyor ki bir de al yuvarın oksijen delişimi artmıştır ifadesi yanlış olur. Azalmıştır demesi gerekiyordu. Çünkü taşımış olduğu oksijenleri doku hücrelerine verdiği için. Son öncüle de bakalım. İkide al yuvar hem akciğer toplarından hem de akciğer atar damarından geçmiştir demiş. Evet hocam, gördüğünüz üzere iki nolu yolla biz hem akciğere gittik, oradan geri dönüp başa gidip tekrardan geri döndük. Hem akciğer atar damarını hem de akciğer toplar damarını kullanmış olduk hocam. Son öncülüm için de doğrudur dedim. Hangisi yapılamaz diye sorulduğu için doğru cevabımız D seçeneğidir değerli hocam. Community ekolojisiyle ilgili 37. sorudayız. Bir komünitede yer alan rengeyi ve kurtların yıllara bağlı birey sayısındaki değişimler verilmiş. Bu grafiğe göre hangileri yapılamaz diye soru bize sormuş hocam. Grafiği inceleyelim. Burada kurtla rengeyi arasında av avcı grafiği olduğunu görebiliyorsun hocam. Kurtlara rengeyikleriyle besleniyorlar. Birinci öncül, kurtların sayısı her zaman rengeyiklerinden daha fazladır diyor. Şuradaki 1945 ile 85 arasındaki kısmı bakmanı istiyorum. Kırmızı renkler rengeyikleri. Buradaki koyu renkli olan çizgide kurtlar. Fark ettiysen rengeyikleri sayısı kurtlardan fazla hocam. Her zaman fazladır diyemeyiz. İkinci öncül, kurtla rengeyi arasında av avcı ilişkisi görülüyor. Bu ifade doğrudur hocam. Kurtlar rengeyikleriyle besleniyorlar. Üçüncü öncül, kurtların ve rengeyiklerin oluşturduğu popülasyonların birey sayıları birbirlerinden etkileniyor. Evet hocam, rengeyiklerin sayılarının artması ya da azalması ne yapıyor? Kurt sayısını etkiliyor. Benzer şekilde kurt sayısının artış ya da azalması da rengeyiklerini etkiliyor. Bu şekilde dalgalı bir birey sayısı grafiği görüyorsak ne diyorduk hocam? Av avcı grafiği diye yorum yapıyorduk. Hangileri yapılamaz diye sorulmuş. Doğru cevabımız yalnız bir, yani A seçeneğidir kıymetli hocam. 38. soru hücresel solunumla ilgili güzel bir soru. Birlikte çözelim. Diyor ki hücresel solunum tepkimelerinin başlangıcında ATP kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Niye ATP harcıyoruz? Glikoliz evresinde glikozu ne yapmak için? Aktifleştirebilmek için. Arayalım hocam. Glikoz moleküllerinden karbondioksit oluşmasını sağlamak mı amacı? Hayır hocam. 2 ATP'yi harcamamızın sebebi glikozu aktifleştirmek. Aktifleştirirken kararlı bir bileşik olan glikozu daha kararsız hale dönüştürebilmek. Biz glikozu aktifleştirdiğimiz zaman fruktoz difosfat elde ediyoruz. Bu fruktoz difosfat da parçalanıp 2 adet piruvata dönüşüyor hocam. B şıkkına bak. Kararlı glikoz moleküllerini kararsız hale getirmek bu olur mu? Olur hocam. Bizim istediğimiz cevap da buydu zaten. 2 tane ATP'yi harcamamızın sebebi glikozu daha kararsız parçalanabilir hale getirmek hocam. C şıkkı. NADH moleküllerinden ATP üretilmesini sağlamak. Bu da amacımız değil hocam. Glikoliz sonucunda piruvat oluşmasını sağlamak bu olayın sonucu. Bizden ATP'nin neden kullanılması gerektiğini sormuş hocam. E şıkkı. Substrat üzerinde fosforilasyonla ATP üretimi oluyor mu? Evet hocam. Glikoliz evresinde 4 tane ATP üretimi gerçekleşiyor. Ama buradaki substrat üzerinde fosforilasyonla ATP üretilmesi bizim sonucumuz hocam. Biz nedeni aradığımız için doğru cevabımız B seçeneği. 38 nolu sorumuzda B diye işaretledik sevgili hocam. 39. sorudayız. Bitkilerde madde taşınması ile ilgili güzel bir soru. Diyor ki neme doymuş havalarda bitkiler yapraklarındaki stomalardan terlemeyle daha az su kaybeder. Neden? Havanın nemi yüksek olduğu zaman bitkiler rahat bir şekilde terleyemiyorlar. Ancak fotosentez olayı daha hızlı gerçekleştiği için su ihtiyacı yine fazla olmaktaymış. Bu durumdaki bir bitkide su ihtiyacının karşılanması veya topraktan yeterli suyun emilebilmesi yöntemlerinden hangilerinin etkisiyle sağlanıyor olabilir diye soru bize sormuş hocam. Birinci öncü, bir gövdedeki lentiseller aracıyla dış ortamdan su alınması. Biliyoruz ki hocam kovucuk adını verdiğimiz bu lentiseller ne yaparlar? Gaz alışverişine yardım ederler. Bitkinin dış ortamdan su almasına yardım etmezler hocam. Birinci öncül için yanlıştır dedim. Yapraklardaki hidatotlardan sıvı ve mineral kaybının gerçekleşmesi bitkinin topraktan su çekmeye devam etmesini sağlar hocam. Hidatotlar nemli ortam bitkilerinde bulunduğunu biliyorsun hocam. Epidermisten farklılaşan yapılardan bir tanesi. Son öncül, soymuk borularında su ve mineralleri taşınmaya başlaması. Biliyorsun ki hocam soymuk borularında besin taşınıyor hocam. Odun borusunda yani kısilende su ve mineraller taşınmaya başlar. Neme doyduğu durumlarda gerçekleşen olaylardan biri değildir. Hangisi bitkinin su ihtiyacını karşılamak için ve topraktan yeterli suyu alabilmek için gerçekleştirdiği olaylardan biridir demiş. Doğru cevabımız yalnız iki, yani B seçeneğidir kıymetli hocam. AYT dilemesinin son sorusunda beraberiz. Yine bitki büyülesiyle ilgili bir soru hocam. Bitkide üreme ile ilgili. Diyor ki tam çiçeğe sahip olan bitkilerde erkek ve dişi organları aynı çiçek üzerindedir. Bu
bu çeşit çiçeklerden bazılarında farklı çiçeklerden yabancı tozlaşma gerçekleşir. Bitki bunu niye yapar? Biliyorsun ki hocam tam çiçeğe sahip olan bitkilerde dişi organ burada, bir de kimler vardır? Erkek organları vardır. Erkek organları polen üretirler. Bu polenler bitkimizin dişiciğin tepeciğine geldiği zaman bitki kendi kendine tozlaşmış olur. Peki bitkimiz sence bunu ister mi? İstemez. Neden? Çapraz tozlaşma ya da yabancı tozlaşma adını verdiğimiz olayla kalıtsal çeşitliliğini arttırmak ister. Ne yapar hocam? Bir başka bitkinin dişi organına gelecek şekilde polenlerini gönderir. Biz buna yabancı tozlaşma ya da çapraz tozlaşma ismini veriyoruz. Diyor ki yabancı tozlaşmanın meydana gelmesi hangi durumların oluşmasını sağlar? Bir, bu olayla bitki genetik çeşitliliği ne yapmış olur? Arttırmış olur. Kendi kendine tozlaştığı zaman çeşitlilik yok mu hocam? Olur ama bitki çapraz tozlaşmayı tercih eder. Hatta kendi kendine tozlaşmayı önleyebilmek için bitkiler farklı adaptasyonlara sahip oluyorlar. Ya polenlerin ve yumurtanın o üretilme zamanları farklı dönemlerde oluyor ya da bitkilerde erkek organların boyu dişicikten kısa olduğu zaman, dişi organdan kısa olduğu zaman kendi kendine tozlaşamamış oluyor. Daha az polen üreterek üremenin sağlanması yabancı tozlaşma buna mı sebep oluyor dersek? Hayır hocam, buna sebep olmuyor. Bitkinin tozlaşma şansını arttırıyor mu yabancı tozlaşma? Burada sebep olmaz hocam. Bitkinin tozlaşma şansını arttırması neyle olur dersek? Polen sayısının fazla olmasıyla olur ya da dişi organın tepeciğinin yapışkan bir sıvı salgılamasıyla bu olaylar gerçekleşebilir. Yabancı tozlaşmanın meydana gelmesi hangilerinin oluşmasını sağlar? Cevabımız bitkide kalıtsal çeşitliliğin, genetik çeşitliliğin artmasını sağlar diyoruz. Nedir hocam cevabımız? Doğru cevabımız A seçeneğidir diyorum değerli hocam. Bu soruyla beraber AYT fen sorularını çözmüş olduk hocam. Tekrardan üniversite sınavında başarılar diliyorum hocam.